Şöyle geç otur. Sen nasılsın? İyiyim. Hop, hiç rahatımızı bozmayın. Çökün bakayım. Yeter! Yeter! Yeter artık! Söyle, niye attınız bu kazığı bana? O parayla senetlerimizi kurtaracak. Ne senedi? Bu işe başlarken bize bir takım senetler imzalatırlar. İstedikleri zaman, istedikleri miktara çıkarabilecekleri bir senet. Öyleyse niye bu işi seçtiniz? Niye namuslu bir iş seçmediniz? Bazı insanlar kaderlerini kendileri çizemezler. Benim kötü kaderim çocukluğumda başladı. Kader bana düzensiz bir ailenin çocuğu olmayı nasip etmişti. Bütün gün poker oynayan annem benimle ilgilenecek vakit bulamamıştı. Babamın ilgisi ise ara sıra vurduğu tokatlardı. Gittikçe sıklaşan kavgaları beni onlara karşı korkak etmişti. Beş yaşında bir çocuğun dünyası hıçkırıklarla doluydu. Bu hıçkırıklar ben büyüyünce sessiz gözyaşlarına dönüştü. Annemle babamın kavgaları devam ederken ben artık onlardan kopmuş, dışarıya itilmiştim. Dışarıdaki hayatımda peşimde daima bir genç vardı. Ama ben o konuda da kararsızdım. Babam her gece sızana kadar içen bir alkolik olmuştu. Birbirleriyle ilgilendikleri yoktu ki benimle olsun. Sanki ben yoktum. Annem babamdan sadece yatakta ilgi beklerdi. Ama cevap alamazdı artık. Peşimdeki genç kene gibi yapışmıştı. Nereye gitsem peşimi bırakmıyordu. İşte böyle günlerden birinde feleğin ilk şamarını annemden yedim. Peşimdeki gençten başka yakınım kalmamıştı artık. Ben de ona terslik gösteremiyordum. Bir gün eve geç dönmüştüm. Babam her zamanki gibi sızıp kalmıştı. Feleğin ikinci şamarı da annemden geldi. Birkaç gün önce yanında gördüğüm genç şimdi yatağındaydı. Ve babam evdeyken. Babamı boşuna uyandırmaya çalıştım. Üçüncü şamara yanağımı kendim uzattım. Biliyordum. Bu genç emeline nail olduktan sonra bir daha görünmeyecekti. Ama karşı koyamadım. Zaten ondan sonra yatağıma giren erkekler hep aynıydı. Şimdi sayılarını bile unuttum.
Söyle bakalım. Sen ne anlatacaksın? Ben bir üniversite talebesiydim. Sınıf arkadaşlarımla beraber tuttuğumuz bir pansiyonda kalıyorduk. Bütün suçum pansiyon arkadaşlarım gibi zengin çocuğu olmamamdı. Akşamları okuldan çıkarken arkadaşlarımı flört dedikleri erkek arkadaşları karşılardı. Eğlenmeye giderlerdi her gece. Ders çalışmaya vakit bulduklarını sanmıyorum. Ama gene de benden iyi not alırlardı. Ben ders çalışırken geç vakit döndüklerinde nasıl eğlendiklerini ballandıra ballandıra anlatırlardı. Ama ben onlara uyamazdım ki. Ailemden gelen parayla karnımı zor doyuruyordum. Onlar zengin çocuklarıydı. Ailelerinden bana gelen paranın 10 misli. Benim de gelmem için ısrar ettiler. Ben parasızlığı bahane ederek epeyce karşı koydum. Ama sonunda onlar galip çıktı. Onlarca her masada hesabı ödeyecek bir erkek bulunuyordu. Sabah uyandığımda felaketi anladım. Ama iş işten geçmişti. Arkadaşlarıma anlattığımda gayet normal karşıladılar. Sanki hiçbir şey olmamıştı. Onu takip eden alkollü gecelerde de yatağıma giren erkekleri hatırlayamadım. Sayıları gittikçe artıyor. Ailem reddedince o yolun son durağına kadar geldim. Bu işten para kazanıyordum artık. Para biriktirince kaçıp kurtulacağımı sanıyordum. Ama bu işin de bazı teşkilatlar tarafından idare edildiğini bilmiyordum. Sonunda beni de azalığa kabul ettiler. Kahkahalarla başlayan pembe dünyam hıçkırıklarla devam ediyordu. İşte böyle abicim. Her fahişenin masum bir hikayesi var. Bir sen kaldın. Anlat bakalım. Ben bir fabrika kızıydım. Yalnız yaşardım. Çünkü kimsem yoktu. Fabrikadan aldığım maaşla geçinmeme imkan yoktu. Fakir mahallemizde herkese borç para veren bir tefeci vardı. Ondan ben de borç almaya başladım. Her ay borcum biraz daha arttı. Öyle bir gün geldi ki faizleri ödeyemeyecek hale geldi. Faizci parasını istiyordu. Yahut da beni. Teklifi duyunca ne yapacağımı şaşırdım. Yalvardım, yakardım ama para etmedi. Thank you.
Peki be kızım. Bacak kadar boyunla sen ne arıyordun oralarda? Ben fakir bir köylü kızıyım. Annemle beraber çapaya giderdik. Filmlerde İstanbul'u gördükçe orada olmaya, oradakiler gibi giyinmeye heves ederdim. Günün birinde kaçtım İstanbul'a. Meğer büyük şehirler filmlerde görüldüğü gibi değilmiş. Allah'a şükür ki siz yetiştiniz. Merak etme. Bundan sonra sana kimse sataşamayacak. Köyüne git, namusunla yaşa, namusunla evlen. Rıza abi! Tasalanma sen. Kendi elimle otobüsüne bindireceğim. Hadi bakalım hızlı. Namuslu yaşamak ister misiniz? Hangi kadın namuslu olmak istemez? Ama başaramayız. Başarırız. Bana yardım ederseniz başarırız. Bırakmazlar. Bizim namuslu olmamıza izin vermezler. Azmin elinden bir şey kurtulmaz el ele verirsek. Bilmiyorsun. Buraları bizim kadar iyi tanıyamazsın. Bizim içinde bulunduğumuz batak seni de boğar. Ben kendime güveniyorum. Ama karşındaki kuvvetin büyüklüğünü bilmiyorsun. Bizi kurtarsan bile alnımızdaki bu lekeyi silemezsin. Her beraber oluşta senden evvelkileri düşünmeden edemezsin. Bize takılan çelmeler seni de yere vuracak! Yeter! Haklısın. Gözüm sana değildi zaten.